Evet arkadaşlar merhaba. Bu kayıtta Chapter 30 bölümünü irdeleyelim kısaca. Bir network komutları üzerine aslında bir bölüm olacak. Doğrudan Bash Scripting kuralları yerine. Chapter 30. Network Programming ismini koymuşlar. Biraz iddialı bir isim olmuş diyelim ama genel olarak network komutları ile ilgili bir bölüm. Şu ilk örneği geçiyorum. Çünkü bir CGI çalışması yapılmış. Onun için bir kurulu web server lazım. Konumuzu çok fazla genişletmeyelim. Kısıtlı bir zamanımız var. IP adresleri isminde bir script var. Burada ise yapılan şey ise şu. LSOF komutu özel bir, güzel bir komuttur. Hangi prosesin hangi dosyaları kullandığını genel olarak öğrenmek için kullanırız. Hangi uygulamalar hangi dosyaları açmış gibi bir amaçla kullanırız. Ama burada özel bir filtre ile bizim günün sonunda hangi sunuculara bağlantı kurduğumuz bilgisini elde ettiğimiz bir filtre elde edilmiş. Şimdi gelin bunu bir deneyelim. Şu an bu IP'lere biz connection açmışız. Şimdi bunu görebileceğimiz bir de netstat komutu var. Ben yeri gelmişken ifade etmek istiyorum. TCP, UDP ve IP değerleriyle beraber listele dediğimde bakın benzer bir resim karşıma çıkıyor. 150, 100, 151, 101'li IP'leri görüyorum. Benzer bir resim. Bu scriptte LSOF komutuna özel bir filtre akabine ekleniyor. LSOF-NE evet internetle ilgili dosyaların listelendiği LSOF'un güzel bir o filtreyi koymadan bir kullanalım. Bakalım ne çıkacak. Evet. Bu çıktı da oldukça güzel aslına bakarsınız ama oradaki hedef nedir? Filtredeki hedef bağlantı kurulan sunucuların IP'lerini elde etmek. Yani biz Chrome'dan işte YouTube'a girdik, bir sayfaya girdik. Girdiğimiz sayfalarda bağlantıyı kurmaya çalıştığımız IP'ler. Bunu filtre ile gördüğü gibi buradaki filtre ile günün sonunda ne yapıyor? Sadece IP'leri ele aldığımız bir liste elde ediyoruz. Netstat komutuyla da benzer bir işlem yapabiliyorsunuz. TCP, UDP bağlantı kurulan yabancı adresleri de ayrıca görüyorsunuz. Bakın burada PID program hangi programdan açıldığı ve nerelere bağlantı kurulduğunda buradan görebiliyoruz. Yeri gelmişken bunu da not edin. Ayrıca bu komutlarımızı listeledik, değil mi? Çok güzel. İçlerinden whois komutuyla bu tabi bir database'den bu IP'nin ve IP aralığının ait olduğu bir listeyi sorguluyor. Örneğin işte Derived Database'inden elde ettiği bilgiyi whois komutu. Öyle bir web siteleri de vardır. Whois domain web siteleri vardır. Whois domain web siteleri. Bir IP'yi girersiniz ve o IP veya tam tersi domain'i girersiniz. Ve o domain ismi kime ait onu görebilirsiniz.
Burada da whois kaydını, bu IP aralığının görmemiz mümkün. Artık benim bilgisayarımda ne Yandex'e çıkıyor şu an? Bir eklenti mi çıkıyor acaba? Onu da anlamak lazım. Sonra başka bir tanesine bakalım. Burada da başka bir whois kaydını detaylı bir şekilde bu IP aralığı için görebiliyorum. Bu da ekstra bir bilgi olsun. Evet, dokümanımıza geri dönelim. Evet, dokümanda zaman bilgisinin NIST Go'dan aslında bu nedir ve NTP Server. Bir NTP Server'dan biz bir zaman bilgisi alacağız şimdi. Bunu standart Linux'un NTP servisini, NTP daemon'ını kullanmadan doğrudan dev TCP aygıt dosyasının içerisinden bir erişim sağlayacağız. Çok ilginç. TCP'nin altında normalde elbette var olan time nist gov/13 diye bir klasör elbette yok. Bu dev TCP aygıt dosyasının kullanım şekli. Dev TCP aygıt dosyasından sonra URL girme şansımız var. Şimdi kullanımı biz de birebir uygulayalım kendimize. Evet, UTC olarak saat, bakın buraya geldi. Bu gerçek saat, arada 3 artı 3 saat var, fark var. Aşağıda bir örnek script yazmış. Burada tek farkı parametre olarak dolar yörelli değişkenden alıyor. TimeNistGov 13 ifadesini ve ardından UTC saatini, yani Greenwich saatini parse ederek alıyor. AVK parse etmesine yardımcı oluyor. Üçüncü alanı Greenwich saati olarak sadece üçüncü alanı basacak bir basit script yazılmış. Şimdi bunun dışında biz bu TimeNistGov'u NTP daemon'u kullanmadığımızı varsayıyoruz. Veya başka web sitelerinden de sorgu yapabilmemizi sağlayacak genel bir yaklaşım bu. Aynı sonucu bu sefer dev TCP doğrudan kullanmadan wget komutunu, wget komut satırında indirme işlemleri yapabildiğimiz kıymetli bir komutumuz. Şimdi wget kullanımındaki örneğe bakalım. Buradaki -q ve -o parametrelerini kullandığımız bu time-a-g'de yine NIST Go'un sunduğu NTP adresleri. Ben başka bir denemeden, bu history'de kalmış. Evet, time.nist.go'u şimdi tekrar sorgumuzu atıyoruz. Ve ne geldi? wget ile biz aslında bir web sitesinden küçük bir indirme işlemi yapmış olduk. Ve saat bilgisini wget komutuyla da alabiliriz. Onu da ifade etmek istedim. Evet, enteresan bir örnek var aşağıda. Downloading URL demiş. Şimdi burada aslında redirection'ı bir ileri noktaya getirmiş oluyoruz. 5012'den bağımsız herhangi bir sayı aslında.
0-1-2'den bağımsız olmasından, farklı olmasından başka bir özelliği yok 5'in. Buraya 10 da yazabiliriz, 15 de yazabiliriz. Ama günün sonunda bu bir file deskriptörü karşılık geliyor. Ve yine aynı kaynaktan okuma yapıyoruz. Şimdi gelin deneyelim. Birinci adım. İkinci adımda bir get gönderiyorum web sitesine. Üçüncü adımda da beş nolu file deskriptörden okuma yapıyorum. Ve web sitesine dair bir bilgi geliyor. Bu arada bu web sitesi eski bir web sitesi. Aslında oradan tam bir istediğim bilgiye edinemedim ama sunucudan bir dönüş aldık şu an. Eğer bir indirme işlemi yapacaksanız ve bu bir dosya ise örneğin doğrudan wget'e komut herhangi bir parametresiz vermeniz yeterli. O txt dosyasını sizin için bulunduğunuz dizine indirecektir. Onu şimdi silelim. Şimdi gelin Chapter 30 sayfasına geri dönelim. Şurada bir sunucu ayakta mı değil mi örneğini bir ele alalım ve buradaki komutları da şöyle bir göz ucuyla izleyelim. Burada görüldüğü gibi news 15 net host name'ine bir ping atıyoruz belli bir sayıda. Burada neye güveniyoruz? Belli bir sayıda ping attığımızda pingin exit statüsü başarılı olduğu durumda sıfır olacak. Evet, eğer ping atabiliyorsak, evet, still up and broadcast spam your bay. Orada evet. Burada network kısımlarına genel olarak anti spam konularına ve spam kaynaklarını tespit etme üzerine kafa yorulan scriptler tercih edilmiş. Şimdi konumuz o değil. Biz sadece komutlara odaklanalım. Ping atıyoruz bir kaynağa ve attığımız kaynak evet şu an ayakta anlamı taşıyor. Ayakta değilse de görüldüğü gibi ne diyecek? Bu kaynak şu an burada değil diyeceğiz. Biz biraz önceki örnekle ilişkilendirelim. Şu an benim bağlantılı olduğum IP'ler. Bunlar bağlantıdayım ki ayaktalar. Deniyoruz ping'in çıktısını. Beş defa ping atalım. Evet, şimdi paket kaybım yok görüyorum. Ve başarılı bir çıkış üretmişiz. Peki olmadık bir yere emin değilim 199 diye bir yer var mı? O da varmış. Aynı sunucu da yapmayalım. Sallayalım bir yer. Evet, şükür tutturamadık. Timeout'tan sonra çıkacak. Evet, şimdi dönüş değerimize bakalım. Evet, sıfırdan farklı değer aldık. %100 paket kaybı. Sallama bir IP'ye ping atmaya çalıştığımızdaki sonucu görmüş olduk. Evet, ping sadece ping'den ibaret değil aslında bu sayfa. Bu sayfanın bir üst başlığı var ve o başlık nerede o başlık? Evet, dik, lookup. Evet. Communication Commands Chapter 16 altının bir alt başlığı olarak sunulmuş. Ellerinizden öper bu detaylarda.
Burada hızlıca ifade edersek, evet, ping komutundan bahsettik. Whois komutundan bahsetmiştik. Buradaki diğer komutları da deneyebilirsiniz. Ayrıca Remote Host Access için, evet, FTP client olarak FTP komutu doğrudan komut satırından da kullanılabiliyor. Telnet hakeza, WGET'ten bahsettik hep birlikte. Burada WGET örneği de var, bakınız. Evet, rsync'den bahsetmiştik önceki derslerde. Bu sayfa 16.6 bölümü sizin için network komutlarını bir araya getirildiği faydalı bir içerik olabilir. Bunları uygulayabilirsiniz. Biraz önce ping komutunu görmek için geldiğimiz sayfaya geri döndüm. Sayfa 336. Burası da konum olarak Chapter 17 sistem ve yönetsel komutlar, admin komutları bir isimli bir bölüm var. Oranın alt başlıklarına bakalım. Evet, burada kategorize etmemiş, alt başlık alt başlık yapmamış ama Chapter 17'deki network başlığı altındaki komutlar da yine uğramanız gereken, okumanız gereken, uygulamanız gereken bir yer. Şimdi nmap komutu öyle sadece tek başına bir komut değil. Nmap aynı zamanda onun GUI versiyonu olan ZenMap'te bir network analiz tool'u ve daha çok güvenlik amaçlı kullanılan bir tool. Yani böyle görüldüğü gibi 4 harf mini mini sadece sunucu ismini verdiğimiz basit bir komut değil. Şöyle ki ben size göstereyim. Yani kendisi değil bir video, belki bir seri konusu olabilecek. Pardon. Bir dakika, ben de burada nmap kurulu dahi değilmiş şu an. Evet, kurulumu tamamladım. Böyle açtığınızda karşınıza bir doküman çıkacak ve örnek uygulamalar da burada göreceksiniz. Yani lokal ağınızdaki örneğin bağlı tüm hostların spesifik bilgilerini öğrenmeye çalışan, örneğin işletim sistemi tahmininde bulunan veya kendisine üzerindeki hangi sunucuların portları tarayan, açık portların tarayan ve hangi sunucuların olduğunu da sunucu versiyonuna kadar sunucunun Nginx mi, Apache mi, o Microsoft'un ISP'si mi, ve onları tahmin etmeye çalışan, benim de uzun yıllar önce test amaçlı, illa endüstriyel ağlarla veya network ile uğraşıyorsanız illa uğraşacağınız, kullanacağınız bir tool. Ama yani bu bir tool, yani bir komut deyip geçemem. Port Scanner, Network Mapper kısaca ifade ediliyor. Siz bununla biraz eğlenebilirsiniz. Dediğim gibi MAN sayfasında örnek kullanımlar da var. Ayrıca nmap.org kocaman bir web sayfası da var. ZenMap diye de GUI versiyonu var. Bu lokal ağınızı tarayabileceğiniz, örneğin bir kamera aldınız, o kamera hangi portları açtı, içerisinde hangi sunucu var vesaire. Bunu başka uygulamalarla da görebilirsiniz tabii ki. Bu nmap bu konuda defakto olmuş bir tool. Yani bir komut demeye sadece dilim varmıyor. Yani aldığınız kamera nereye bağlanıyor, hangi portlardan nereye çıkıyor, dediğim gibi. Burada da bakın ifade etmiş. This is an important security tool for locking down a network against hacking attempts, demiş falan filan. Bu nedir? Yani herhangi bir atağa karşı sizin lokal ağınızda neler olup bittiğini anlık görmenizi sağlayan güzel bir, faydalı bir uygulama. Plugin mantığı da var sanırım.
Evet. If config biliyorsunuz, if config ile biz şu an cihazımızda bağlı. Ben de ne var ne yok gösteriyorum. Efendim, Ethernet kartlarının, network interface'lerinin Linux'e karşı, yani network interface'leri, bu bir interface'tir. Bu da lokal ağ interface'inizdir. Bunlar hakkında detaylı bilgi almanızı sağlar. Tire A ile o sırada aktif olmayanları da görebilirsiniz. Aynı zamanda ifconfig ile IP set etme veya o interface'i up etme, down etme gibi işlemleri yapmanız mümkün. Açılışta ve kapanışta etc rcd init de network de kullanım örneği verilmiş. Bu eski bir bootup yapısı olabilir. Modern sistemlerde bizde var mı? Bizde var mı bakalım bir dakika. Evet, bizim sistemimiz systemd altyapısında da olduğu için eğer eski bir işletim sisteminiz varsa bu dosyayı da görebilirsiniz. Ama geleneksel olarak ifconfig açılışta ve kapanışta kullanılabilen bir komut. Bu eski sistemlerden bir açılış script örneği. Siz bunları embedded sistemlerinizde de istediğiniz customize etmek istediğiniz sistemlerde de ifconfig komutunu kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir interfesi up etmek, down etmek veya önceki eğitimlerde hatırlıyorsunuz static IP atamak gibi. Netstat komutunu bu eğitim süresince kullandık. Ne yapıyoruz? Bağlanılmış özellikle bu netstat-r root komutuna tabii ki eşit. Ama netstat sadece ondan ibaret değil. Netstat-tru ile TCP ve UDP connection'larını görürsünüz. TU parametreleriyle. N verdiğiniz zaman bağlandığı IP'lerin name resolve, yani ismini çözmeye çalışmaz DNS üzerinden vesaire. Ayrıca L parametresinde koyarsanız ne olur? Bu sefer de sizin makinenizin dinlediği, yani sizin makinenizin server durumunda olduğu bağlantı durumlarını listeler. Şimdi bakın bir root diyelim. Root komutu ile bizim şu an root-n diyelim. Çözümleme istemiyoruz. Evet, ne oldu? 190, herkesin evinde göreceği benzer bir tablo bu. Biz 192.168.1.1 IP'li gateway'imiz üzerinden dünyaya çıktığımızı gösteren bu bir root tablosu. Default gateway'imiz NO1 interface için. NO1 de benim şu an kullandığım Ethernet kartının Linux'taki karşılığı olan network interface ve onun da default olarak çıktığı gateway 192.168.1.1. Siz root at default gateway IP, işte efendim IP'nizi değiştirip en sona da NO1 deyip default gateway'i de değiştirebiliyorsunuz. Onu internetten bir bakarsınız. Bunun karşılığı ne demiş dokümancılar? Bakın netstat-r birebir çıktı veriyor. Yani kolonuna kadar birebir. Rn diyorum burada. Bakın o da çözümlemiyor. Ama netstat'ı ben, yani bunu bu amaçla kullanmıyorum. Genelde root'u direkt kullanıyorum ama netstat'ın bu eğitimde kullandığım örneği TUNP diyorum. Bakın TCP UDP benim bilgisayarımın bağlandığı efendim uzak bağlantıları ve IP'lerini görüyorum. L dediğim zaman listen modda, bu sefer ben kime ne sunuyorum? Bunu görmüş oluyorum. Birileri bir şeyler sunuyor benim bilgisayarımda örneğin. Ve ben bunu nereye doğru, kime doğru sunuyorum vesaire. Yani benim bilgisayarımdaki sunucu yazılımları listelemiş oluyorum diyorum kısaca.
iwconfig şu an benim kullandığım masaüstünde Wi-Fi yok, bunu göstermem mümkün değil ama çok tatlıdır. iwconfig sadece iwconfig'den ibaret değil. Wi-Fi nodlarını, bakın böyle bir IV'li, IV list özellikle sizin bağlanabileceğiniz SSID'leri listeler. Evet, MAN sayfasından da görüldüğü gibi, örneğin işte sizin VLAN 1 vesaire isimli wireless adaptörünüzün, network adaptörünüzün karşılık gelen, onun driver'ın çalışması sonucu network'te karşılıkların network katmanlarında karşılığı açıldığı gibi, eğer sizin network kartınızı, Linux makinanızı görmüşse bir ne oluşacak? Network interface oluşacak. Oluşan network interface dediğim gibi VLAN 0 olsun. IV list VLAN 0 ve bu beraberindeki opsiyonları girdiğinizde çeşitli karşınıza bilgiler çıkacak. Özellikle scanning ile de siz bağlanabileceğiniz SSID'lerin listesini COM satırından görebildiğinizi görüyorsunuz. iwconfig de o setin, o komut setinin bir parçası. Konfigürasyon yapabildiğiniz. Bakın, iwconfig, ifconfig'in wireless versiyonudur diyor. IP komutu biraz daha artık yaygın kullanılmaya başlandığını görüyorum. Bu da ifconfig'in çok daha, ifconfig komutunun daha geniş kapsamlı kullanılan bir versiyonu, daha kabiliyetlisi diyeyim. IP link show diyoruz. Burada bakınız, özet bir bilgi. ifconfig'den daha zor okunan bir şey. Burada ben MAC adresimi sere serpe serdim. Bunu, daha sonra YouTube üzerine kapatır mıyım bilmiyorum. Gerek de var mı? Düşünmem lazım. Velhasılı kelam, IP tabii ki çok daha geniş bir kullanım alanına. Oho, yazamıyoruz. MAN IP. Yani net artık sizin temel network bilginizin derinliğine kalmış. Bu konuları biraz tanıtım gibi geçiyorum çünkü kendileri başlı başına bir içerik konusu diyebilirim. Burada bir GRE tünel örneği de yapılmış. IP komutu oldukça detaylı bir komut. IP root 2 paketinin bir parçası ve default olarak modern sistemlerde gelir. Hatta Ubuntu'nun birkaç versiyonundan beri, hatta birkaç LTS versiyonundan beri hatırladığım kadarıyla ifconfig default olarak gelmiyor diye hatırlıyorum. Root komutunu işledik. IP tables, evet, kendi başına bir konu. Özellikle IP tables'a da bir komut demeye dilim varmıyor. O da bir tool ve sizin firewall kuralları belirleyebileceğiniz, port bazında filtreler yapabileceğiniz ve aynı zamanda routing yapabileceğiniz, bir portun datasını diğer porta aktarmak gibi, filtrelemek gibi oldukça gelişmiş bir tool. Onun için bizi, bakın, bir link vermiş. O linkteki dokümana yönlendiriyor. Halen canlı mı diye ben kontrol edeceğim. Evet, link halen canlı. TCP dump da Wireshark kullanmışsanız bir network'teki paket sniffer'ı, yani oradaki tüm raw datayı dökebileceğiniz ve analiz yapabileceğiniz. Bu bir analiz tool'udur. Tabii ki TCP dump kullanımı, yani sadece analiz yapmak istiyorsanız Wireshark'ı doğrudan kullanabilirsiniz. Spesifik durumlarda TCP dump'ta kullanılması gerekebilir. Evet, bu konuda özet olarak geçtik. Tanıtım ağırlıklı irdeledik.
Çünkü başlı başına büyük bir konunun sadece utility komut listesinden bahsettik. Network temellerinizin olması önemli. Öncelikli olarak network temellerinizi güçlendirin. Akabinde bu komutları da zaten bu komutları kullanarak da güçleniyor. Bazı şeyleri merak ederek, irdeleyerek buradaki örnekleri irdelemeniz, işte tabii ki buradaki network, buradaki komutlarla oynarken internet bağlantımız kopabilir. O yüzden kendinize bir lokal ağ kurmanız, yani bir switch önünüzde, bir kablo, bir başka çalışan örneğin bir Raspberry Pi, Orange Pi cihazınız ve onların arasındaki örneğin haberleşmeyi dump etmek veya oradaki bir statik IP kurulumu yapmak oradaki cihazlar arasında daha güvenli olacaktır. Yani kendinize küçük bir test ortamı kurmanız yani çalışmalarınızı daha kolay hale getirir diyorum ve Chapter 30 bahsini diğer chapter'lara da dokunarak bitirmiş olduk. Network Programming'den ziyade Network Configuration belki denebilirdi bölümün ismine. Tercih tabii yazarın. Görüşmek üzere.